Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Süper Lig'de 23. haftayı da geride bıraktık. Yine hafta birbirinden güzel gollere, derbiye, büyük maçlara sahne oldu. Golleri değerlendireceğiz. Ekrem Ekşioğlu ile birlikte her zaman olduğu gibi sizin için belirlemiş olduğumuz 4 adayımız var. Kariyerli haftanın golünü seçmeniz adına hemen ilk adayımız geliyor ekranlarınıza. Derbiden gelecek Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde. Jailson arkasında Onyekuru. Onyekuru gitti. Onyekuru karşı karşıya. Onyekuru bir çalım attı, gol attı. Gol Onyekuru. Onyekuru. Onyekuru topu aldı. Ortaya taşıdı. Jailson geldi. Onyekuru gitti. Onyekuru. Altay'dan sıyrıldı, golü attı. Fenerbahçe 1, Galatasaray 3. Gol Onyekuru. Onyekuru'nun kaydetmiş olduğu Galatasaray'ın son golü, 3-1'e taşıyan gol takımını. Derbide zaferi getiren gol Onyekuru'nun. Aslında ilk başta bir pozisyon alışta bir hata yapıyor Fenerbahçe defansı ama onun üzerine topu taşıyışı ve dakika 90 artılar artık son bölümler. O noktada böyle bir depar atabilmesi, bitiricilik, gerçekten çok sakin kalabilmesi golü de güzelleştiriyor bence. Üçüncü, daha doğrusu ikinci adayımıza bakacağız sevgili izleyenler. Hemen ekranlarınıza gelecek Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında. Kuzey'in kralı diyelim ona artık. Çok iyi vurdu. Çok sert bir vuruş. Ve bu tür durumlarda defans oyuncusunun bacak arasından topu vurabilmek kalecileri çok yanıltabiliyor. Bence burada sezon başından beri kendini gösteren bir performans da sergiliyor aynı zamanda. Ve yani vurduktan sonra yere düşüyor artık. O kadar sert vurmayı denedi ki topa. O şutun o zaten kaleyi tutması halinde gol olmama gibi ihtimal yoktu bence. Üçüncü adayımıza da bakalım. BTC Türk yeni Malatya Spor Fraport Antalya Spor mücadelesinden gelsin. Charles orta, Podolski'ye doğru bir vuruş ve top ağlara gidiyor Podolski. Gol, Antalya Spor 2-1 yaptı. Podolski oyuna girdi, top ağlara gönderdi. 10 kişiyle oynayan Antalya Spor 89. dakikada 2-1 öne geçiyor. Podolski'nin kaydetmiş olduğu gol. Evet, golcü geri döndü evet. Ligimize ve o topu bekledi. Daha sonrasında çok güzel bir yarım voley vuruyor. Çok da sert vuruyor artık. Kaleyi tutmasına rağmen, kalecinin topu müdahale etmesine rağmen golü engelleyemiyor. Şık bir vuruş. Son adayımıza bakalım. Gençler Birliği MK Ankara Gücü karşılaşmasından gelecek. İbrahim aldı. Orta geldi. Bir kafa gol! Gençler Birliği'nin yeni transferi Sion'un kaydetmiş olduğu şık gol. Evet, derbide skoru belirleyen kişi oldu. Evet. Çok da sert bir vuruş yani. O ortayı o şekilde oraya çevirebilmek kolay bir şey değildir. Topun gerçekten hani ivmesinin arttığını da söyleyebiliriz o darbeden sonra. Güzel bir vuruş oldu. Topu böyle alt 90 doğru yolladı. Gayet şık. Sevgili izleyenler, 23. haftada Clear'la haftanın golünü seçmeniz adına belirlemiş olduğumuz 4 adayı Ekrem Ekşioğlu ile birlikte değerlendirdik, yorumladık. Siz de sizin adınıza Clear'la haftanın golünü tr.beansports.com ve Beansports uygulamamızdan seçebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.